tırnak içinde söylüyorum, uhrevi anlamda değil, değer verme anlamında bazı durumlarda kutsallıklar yaratırız. İmgelememiz önemlidir. Bu o insanın uhrevi bir değer olması için değil, bizim gönlümüzde yeri olması gibi. Örneğin Çe, dünya sosyalistleri için böyledir. Deniz Gezmiş de böyledir. Bunlar hakkında ulu orta konuşmak, bu dille konuşmak doğru dildir, haddinde değildir. Sosyalistlere böyle davranamaz. Peki ben de şunu söylemek istiyorum. İşte tam da beni son derece rahatsız eden ve özgür düşünceyi engelleyen ve solun da bu kadar kusura bakmayın ama zavallı bir noktada olmasını sağlayan tam da bu putlaştırmadır. Katillere, diktatörlere kahraman payesi vermektir. Ve bugün benim de eleştirdiğim, ya söylediğin şeylerde katıldığım noktalar var. Bugün kapitalizmin geldiği azgın noktanın da en büyük sebeplerinden biri de budur. Çünkü kendi kendine böyle bir işte sizin gibi solculara kendini tatmin aracı yaratmış. Ç dediğin biraz önce söyledin, adeta kutsal bir varlık olarak bahsettiğin Ç ile ilgili. Bakın çok hakikaten okuduğunu, inşallah okuduğunu tahmin ediyorum. Okumadıysan sana hediye etmek için getirdim. Bu hakikaten en prestijli kitaplardan biridir. John Lee Anderson'ın yazdığı Ç ile ilgili biyografi. Oradan birebir okuyacağım. Şimdi şöyle bir adama sen diyorsun ki biz solcuların kutsalıdır bu. Lütfen Emre, Enver, sen bu böyle bir adam benim kutsalım diyorsan bunu bir daha düşünmeni öneriyorum. 32 kalibrelik bir tabancayla beynin sağ tarafına sağ temporal lobda çıkış deliği açacak şekilde tek atışla soruna son verdim. Biraz soludu ve öldü. Bu adam bir barbardı, bir yamyamdı. Binlerce insanı, muhalefini kendi hakimlik yaptı. Mahkemede bizzat hakimlik yaptı, katletti. Kan revan içine mahvetti. Fidel Castro keza öyle 25 bin kişiyi öldürdü. Şimdi sol diye bunları anlattığınız sürece kapitalizm kendi nefes olanağını buluyor. Bak kardeşim alternatifin işte bu kaçıklar diyor. Şimdi dolayısıyla yani bugün Wall Street'te olan şeyi doğru okumamız lazım. O gençler Marx'ın önerdiği komünist sistem için mi mücadele ediyorlar? Yani Burak'ı olmak istiyorlardı. Bakın size, benim yani daha fazla cevap vermem lazım. Para kazanmak istiyorlardı. Cevap vermek istemiyorum para ama, kazanmak istiyorlardı. Gerçekten... Wall Street'te borsacı olmak istiyorlardı. Ama ekonomik sistem devletin fazla müdahalesiyle artık kaldıramadığı için, çöktüğü için işsiz kaldılar ve bugünkü isyanları da kardeşim ben büyük hayallerle geldim buraya. O kadar güzel okullarda okudum. Ben de borsacı olmak istiyorum. Niye işsiz kaldım? Elinde iPhone'u var, iPad'i var, her şeyi var. Daha çok para kazanmak istiyor. Öyle komünist sistem falan istemiyor mu? Nagihan'ın Ç'nin hayatına dair hiçbir şey bilmedi. Okuduğu metinden ortada. Enver bütün dünyada. Tamam bunu şey sana hediye edeceğim. Salıya kadar sen bir göz at. Çünkü Google'dan da bak devrimci, hayatında hiç devrimci tanımadığı için devrimci ne demek olduğunu da bilmiyor. Tamam.